Merhaba arkadaşlar, Tsubasa Ozora oyuncu kariyeri tekrar dönüyor bu videoyla. Biliyorsunuz geçen Tsubasa Ozora oyuncu kariyerini ben yanlışlıkla üstüne Sivasspor kariyeri kaydetmiştim de kaybetmiştik o kariyeri. Çok kötü oldu ama yani benim büyük eşekliğim, özür diliyorum tekrardan sizlerden. Bu video aslında biraz daha geç gelecekti ama sizlerin yoğun isteği üzerine ben bu videoyu şimdi yapıyorum. Sordum sizlere yeni kariyerimizi, yeni oyuncu kariyerimizi nerede yapalım diye, hangi takımda. Çoğunuz Türkiye'yi istediniz ve Türkiye'den takımlar önerdiniz. Ben de bu tavsiye ettikleriniz takımları arkadaşlar adil olsun diye bir liste oluşturdum. Şimdi onlara bakalım. Evet, görüyorsunuz Alanyaspor, Atiker Konya, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Kayseri ve Sivasspor var. Bu takımları sizlerin tavsiyenizle önerdiniz. O yüzden arkadaşlar şimdi biz burada rastgele seçiciye seçtireceğiz hangi takıma gidelim diye. Çünkü ben şimdi birini seçersem diğeriniz üzüleceksiniz. Öbürünü seçersem öbürünüz üzüleceksiniz. O yüzden bu şekilde yapacağız, en adil şekilde. Ama şimdi ilk çıkan takıma değil de arkadaşlar, bu takımların içinden minimum 3 kere çıkan takıma geçeceğiz. Hemen başlayalım şimdi. Seçiyoruz. Bak görüyorsunuz. Rastgele seç diyoruz. 1. Galatasaray. Şimdi Galatasaray'ı 2 kere daha görürsek Galatasaray'a gideceğiz. Yani üst üste değil ama bir daha seçelim. Alanya çıktı. Alanya ile Galatasaray 1-1 şimdi. Kayserispor. Kayseri de 1 oldu. Beşiktaş hep farklı çıkıyor abi. Beşiktaş'a da 1 oldu. Konya, o da 1 oldu. Fenerbahçe, Sivasspor ve Trabzonspor çıkmadı şu ana kadar. Beşiktaş yine çıktı. 2 oldu Beşiktaş. Bir daha Beşiktaş çıkarsa Beşiktaş'a gidecek Tsubasa. Trabzon çıktı şimdi. Trabzonspor çıkmış mıydı daha önce? Çıkmadı. O da ilk defa çıkıyor. Beşiktaş'ın 2 tanesi var. Herkesin 1 tane var. Fenerbahçe ile Sivasspor'un 0. Şimdi Konya çıktı. Konya'da 2 oldu. Bir daha seçelim. Galatasaray. Galatasaray'da 2 oldu. Şimdi Konya, Galatasaray, Beşiktaş 2'de. Sivasspor ilk defa çıktı. Alanya ikinci sefer çıkıyor. Galatasaray çıktı arkadaşlar. Üçüncü kez Galatasaray çıktı. Şimdi bir Fenerbahçeli olarak Tsubasa'yı Galatasaray'a göndermek de zor olacak ama dediğimizi yapalım arkadaşlar. Ben size bu şekilde dedim yapacağız. O yüzden Galatasaray'a Tsubasa'yı koyacağız. Tsubasa bakalım Galatasaray'da en azından ligin birinci sezonunda ya da yarım sezonda neler yapacak. Tsubasa'yı bu sefer forvet olarak oynatacağız. Galatasaray'ın forvetinde Gomis var ama biz onun yerine geçmeye çalışacağız forvete. Şimdi kariyer moduna girelim, oyuncu kariyerine. Tsubasa'yı Galatasaray'a koyalım. Bir Fenerbahçeli olarak bu X tuşuna basması biraz zor oluyor. Aslında ben o kadar fanatik falan değilim, o yüzden sorun yok arkadaşlar. Galatasaraylı taraftarlara, Galatasaraylı abonecilerime hayırlı olsun. Ama diğer abonecilerim de darılmasın arkadaşlar. Adil bir şekilde gördünüz, yaptık. Rastgele Galatasaray çıktı, o yüzden bu şekilde yapacağız. Çok eğlenceli geçecek, merak etmeyin. Ben eğlenceli yapmayı başaracağım. Çünkü sonuçta bakarsınız. İçten Tsubasa bir gerçek Fenerbahçeli falan olarak büyümüş diye de söyleyebiliriz ya da Beşiktaşlı. O maçlara çıkınca performansı değişecek mi değişmeyecek mi göreceğiz. Şimdi maçlar 4 dakika olsun yarıları. Euro, Galatasaray stadı benziyor. İlk sezonda Şampiyonlar Ligi olsun, bizim için fark etmiyor. Daha gerçekçi seçim yapalım. Evet, bu şekilde. Bir de ilk sezonda arkadaşlar transfer yapılmasın. Transfer yapılmasın ki gerçekçi olsun. Biz hemen şimdi geçelim, oyuncumuzu yapalım. Tsubasa Ozora'yı tekrardan yapalım. Şimdi geldik Tsubasa'yı yapmaya. Henry Harrison, sen kimsin arkadaş? Bize Tsubasa Ozora lazım. Forma numarası 10 numara. Doğum yeri Japonya. Doğum tarihi Temmuz'un 28'inde doğmuş Tsubasa. O yüzden Temmuz'un 28'inde doğan arkadaşlarla aynı doğum gününü paylaşıyor.
Bunları geçtik şimdi. Gözlerini yapalım. Gözlerini bu sefer biraz daha çekik gözlü yapalım ki zaten Japon hani anime gibi yapamıyoruz sonuçta. Bu sefer gerçekçi yapalım. Evet arkadaşlar, yeni Tsubasa'mız bu şekilde, tipi suratı böyle. Artık daha ne yapacağımı bilmiyorum. Yani sonuçta oyunda da fazla görmediğimiz için bir de benzetmesi çok zor. Yani resim opsiyon olsaydı resmini direkt koyup suratını o şekilde yapardık. Eski oyunlarda vardı bu ama şimdi yok. Şimdi Tsubasa'yı bu sefer forvet yapacağız. Targetman değil de finish, yani bitirici. Forvet'in ortasında oynasın, kanat falan olmasın Tsubasa. Şimdi özelliklerine de bakalım burada kısaca hemen. Şut gücü 68, bitiriciliği 70, kafa 62. Tsubasa'nın boyu 1.75'miş, o da 5 feet 8 inç yapıyor arkadaşlar ve kilosu 64 kilo, 141 pound yani libre. Vücut tipi zayıf olsun, güçlü ayağı sağ ayak. Bu şekilde Tsubasa'yı tamamladık arkadaşlar. Galatasaray'a ilerleyelim. Bakalım şans bulabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz az sonra. Evet arkadaşlar, geldik şimdi Galatasaray'a. Tsubasa bakalım bu sezon neler yapacak? Igor Tudor'un bizden beklentisi neymiş? Bakıyoruz hemen. Ortalama 7 rating al. 7 puan al diyor 10 üzerinden oyunda. 9 gol at diyor minimum. 5 asist yap ve %14 şutlarının %14'ünün gol olmasını istiyorum diyor. 66 olarak başladık. Bakalım oynatacak mı Igor Tudor bizi? Şimdi görüyoruz. Hazırlık maçlarımız gelmiş. Galatasaray, Crystal Palace, Rio Ave ve Maritimo ile hazırlık kupasına başlayacağız. Şimdi biz önce Tsubasa'ya bir antrenman listesi hazırlayalım. Bakalım Tsubasa atak senaryoları yapsın. Ayrıca şimdi başka ne var yapabileceğimiz? Dribblingi yükseltmek için, top kontrolünü yükseltmek için bir ayrı antrenman. Hepsini yapacağız artık. Yani sonuçta her birinden bir şey seçtiriyor bize. Burada frikiklerimizi yükseltmek için, ayrıyetten uzaktan şutlarımızı da yükseltmek için bir ayrı antrenman. Defans antrenmanı yapalım. Top çalmak da iyi olur bizim için. En zorlarını yapıyorum çünkü sonuçta simüle ettiğimiz için en zorundan iyi sonuç alırsak bizim için o kadar daha iyi ve çabuk gelişir Tsubasa. Şimdi pasları da ekledikten sonra ilk antrenmanımıza çıkıyoruz arkadaşlar Galatasaray'da. Bakalım Tsubasa B, gerisi D. Bir de F vardı orada. Kötü başlangıç antrenmanı ama şimdi biz ilerleyelim bakalım şu ilk maçta oynayabilecek miyiz? Evet, ilk 11'e koymuş hocamız bizi. Genellikle bir yedek kadro görüyoruz. Belhan da var, Rodriguez falan var ama kalede mesela Muslera yok. Oynayalım bakalım. İlk hazırlık turnuvasında Tsubasa Galatasaray formasıyla neler yapacak? Forvet'te görüyoruz. 4-4-1-1 taktiğiyle oynayacağız. Atak 4-4-1-1. Şimdi maça geçelim arkadaşlar. Evet, Tsubasa Ozora'nın Galatasaray'da ilk maçına çıkıyoruz. Türkiye takımlarından Piyango'da Tsubasa'ya Galatasaray çıktı. Bakalım Tsubasa Galatasaray'da bu sezon neler yapacak? Rakip takım geliyor. Leandrinho, Karamanos. Tehlike, direkten döndü. Galatasaray ilk başlarda çok kötü. Yani şu ana kadar. Bu arada Tsubasa'yı forvette tutmak da biraz zor. Çünkü defansa gelince göremiyorum. Rodriguez kaptı şimdi. Ortalıyor. Geldi ama biz pozisyonda değildik. İyi pozisyonda. Sinan Gümüş, Ryan Donk. Gümüş. Tsubasa da şimdi top. Tsubasa pasını aktardı Tolga'ya. Tolga'dan ileri doğru bir top, geri Rodriguez kaybetti. Tsubasa Rodriguez kafayı vurdu. Şimdi Tsubasa çaldı, güzel. Tsubasa hızla ilerliyor. Nadja onu kovalıyor.
Najak önünü kapattı. Tsubasa'nın pası Belhanda offside'da. Tsubasa top iste dağıldı. Tsubasa şimdi Sinan Gümüş'e verdi. Tarık Çamdal. Tarık Çamdal pası kötü. Monte, John. Belhanda kaptı. Belhanda verdi şimdi Tsubasa'ya. Tsubasa tekrar Belhanda'ya. Belhanda pası kötü. Ve ilk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarıda hiçbir aksiyonumuz olmadı. Çünkü pek top bize gelmiyor. Forvet'te oynadığınızda defansa katkıda bulunamıyorsunuz. Ve top çalmakta takım zorlanırsa size de pek bir şans olmuyor. Çünkü top sizin takımınızda olmadığından dolayı. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Bu şekilde giderse ben tekrar Tsubasa'yı merkezi ofansif orta saha olarak değiştireceğim. Cam olarak yani. Çünkü forvette ilk defa oynuyorum oyuncu kariyeri ve pek başarılı gibi gelmiyor bana. Yani eğlenceli gibi gelmiyor. Güney kim bilmiyorum. Tolga Ciğerci. Donk. Tolga'dan top istedik. Tsubasa. Ara pası güzel. Ara pası Sinan Gümüş'e. Sinan Gümüş ortalıyor ama kalecinin üstüne. Lines, Belhanda, ver abicim Belhanda, Tsubasa, Sinan Gümüş, Feguli girmiş. Feguli, Tsubasa'ya pası verdi. Tsubasa tekrar Feguli'ye. Şimdi orta istiyor Tsubasa, ortaladı Feguli ama herkesin arkasında kaldı. Lines, Fernando, Tsubasa top istedi. Tsubasa bıraktı Rodriguez'e. Şimdi tekrar Tsubasa. Belhanda'ya verdi ama Belhanda kalecinin üstüne vurdu. Tarık Çamdal, Tolga Ciğerci, Feguli, Belhanda, şimdi Tsubasa'da top. Feguli'ye vermeye çalıştı. Tsubasa, bir ara pası Feguli'ye, güzel gitti. Şans. Feguli geri verdi Tsubasa'ya, Tsubasa ve gol. İlk maçımızda golü atıyoruz arkadaşlar. Tsubasa Ozora Galatasaray'da ilk golünü buldu burada. Feguli'nin oyuna girmesi çok iyi oldu çünkü daha etkili bir ofans oyuncusu. Şanslarımız çoğaldı ve burada Feguli'ye verdik. O da bize geri verdi. Biz de golümüzü süper bir şekilde atıyoruz böyle. 1-0 Sivasspor diyecektim. 1-0 Galatasaray. Tolga. Tsubasa da şimdi top verdi Tsubasa Lines'e. Belhanda, Ahmet Çalık. Ahmet Çalık orada ne yapıyor onu da bilmiyorum. Oo, bomboş bir boşluk arkada. Ruben Neves dışarı vuruyor. Bizim defanslar ofansta ne yapıyor onu da bilmiyorum. Maicon şimdi giriyor Martin Lines'in yerine. Son dakika artık. 4-4-2 taktiğine geçtik biz. Tolga Ciğerci, Feguli'ye ara pası. Güzel, pardon, Feguli değilmiş, Rodriguez'miş. Tsubasa kaptırıyor orada. Dönmeye çalışacaktım ama kontrol edemedi. Ve ilk maç 1-0 galibiyetimizle bitti arkadaşlar. Çıktığımız ilk maçta Tsubasa ile golü atmaya başardık. Forvet pozisyonu benim için değişik ama alışmaya çalışıyoruz artık. Burada diğer maçın diğer yönlerinde pek katkıda bulunamıyorsunuz. Çünkü eğer forvetten defansa geri gelirsek bu sefer bizden puan kesiyor. O yüzden forvette kalmak zorunda kalıyorum ve takımımın topu çalmasını gerektiriyor bu da. Artık takımımızın iyiliğine bağlı bizim de ne kadar iyi ve kötü oynayacağımız. Bakalım ileriki maçlarda ne olacak. Bu maç 1-0 galibiyetimizle bitti. İkinci hazırlık maçımıza çıkacağız Maritimo'ya karşı şimdi. Yine ilk 11'deyiz. Bu fırsatları değerlendirmemiz lazım. Bu şekilde gollere devam edersek arkadaşlar Süper Lig'de ilk 11'e gireceğime inanıyorum. Bakalım bu maçta gol atabilecek miyiz şimdi? İkinci maçımızdayız. Maritimo'ya karşı oynuyoruz. Tsubasa Ozora ilk maçında gol attı. Bu maçta da gol lazım bize. Donk. Donk kaptı. Donk. Ara pası uzun Tsubasa'ya. Güzel. Tsubasa. Şimdi yanında hiç kimse yok yardım isteyeceği. Tsubasa geri döndü Feguli'ye. Şimdi Donk. Tekrar Tsubasa'ya. Tsubasa ara pası güzel geçmedi. Ah orada bilmiyorum oyuncu kimdi, Belhanda'ydı galiba, faul yaptı şimdi.
Donk. Tolga, Belhanda. Belhanda pasını aktarmadı Tsubasa'ya. Şimdi geri Rodriguez Tsubasa'ya verdi. Orada bir müdahale vardı ama kaybettik topu. Faul yok. Maritimo atak yapıyor. Ipson Melo. Ipson Melo yerden ama Eray çok güzel kurtardı orada. Erdem Şen, Fegül araya girdi. Belhanda, Tsubasa. Tsubasa'nın top kontrolü biraz zayıf arkadaşlar. O yüzden orada kontrol edemedi ve ilk yarı bitti bu şekilde. İlk yarıda hiçbir hatamız olmadı. O yüzden fazla bir şeyler gösteremedim size. Çok ortada geçiyor. İkinci yarıda yine gol atmaya çalışacağız artık. Tsubasa'nın vuruşuyla ikinci yarı başladı. Fegüli Tsubasa'ya şimdi verdi. Tsubasa. Belhanda'ya verdi. Belhanda şut ve gol. Burada da bir asist yapmış oluyoruz bu şekilde. Tsubasa orada kendine göre bir gol sevinci yapıyor. Belhanda da gidiyor. Köşe direğini yumrukluyor. Burada asistimiz mükemmel. Belhanda'nın şutu da güzel. Ve 1-0 öne geçiyoruz yine. Erdem Şen. Gamboa. Edgar Costa şimdi. Pres yapın. Geri Rodriguez. Tehlike. Lundberg. Şut. Gol. Defans çok kötü yani. Galatasaray'da doğru düzgün topu presleyip de alan oyuncu hiç görmüyorum şu ana kadar. Bilmiyorum artık bu yedek takımdan mı kaynaklanıyor. Onu da artık göreceğiz ileride ama şu anki defans berbat diyorum Galatasaray için. Şimdi yine taç Mariano, Fegüli. Fegüli ortalıyor, Pacheco kafayı vurdu. Mariano, Tsubasa pas istedi. Badu, Tsubasa'ya, Tsubasa şut direkten döndü. Tsubasa çok yaklaştı. Şimdi pası geri Rodriguez'e gitti. Tsubasa'ya tekrar ama Gamboa taca gönderdi topu. Geri Rodriguez orta, Tsubasa kafası çok kötü. Serdar Aziz araya girdi. Belhanda Tsubasa pas istiyor. Tsubasa Ahmet Çalık'a verdi. Geri Rodriguez, Ahmet Çalık, Belhanda, Serdar Aziz. Tsubasa top istedi ama orada Ahmet Çalık geri Belhanda'ya mı vermişti? Ne oldu? Bir şey oldu ama maç 1-1 bitiyor arkadaşlar. Burada da bir asist yaptık ama istediğimiz futbolu oynamıyor takımımız. Umarım yani az kadromuza da katılırız ve orada kendimizi gösteririz. Çünkü bu yedek kadroyla fazla bir iş yapamıyoruz. Anca böyle as oyuncular takıma girdiğinde biraz daha iyi oynayabiliyoruz. Şimdi bu şekilde ilerleyelim. 4 puanımız oldu. İkinciyiz. Hemen bir antrenman yapalım Crystal Palace maçının öncesinden. Crystal Palace daha zor olacak diye düşünüyorum. Çünkü Premier Ligi takımları daha zor oluyor genelde. Daha kaliteli oluyor. Bakalım onlara karşı nasıl bir kadro çıkaracak Tudor. Yine kalede Eray var. Tarık Çamdal, Denayer bu sefer ilk 11'de. Latovlevici var. Sinan Gümüş, Belhanda, Rodriguez. Bu sefer Fegüli yok. Gruplarda son maçımıza geldik arkadaşlar. Hazırlık kupamızda Crystal Palace'a karşı oynuyoruz. Forvet'te bir gol bir asist yaptık şimdiye kadar. Bu maçta da daha fazla daha güzel bir performans istiyoruz artık takımımızdan ki biz de biraz iyi performans çıkaralım. Şimdi Ladapo, Denayer kritik müdahale. Uzun oynuyorlar. Sako bizi itiyor. Sako faul yaptı bize. Oo yok. Denayer sakatlanmış. Bakalım ne kadar sürecek Denayer'in sakatlığı. Hemen şimdi Maicon oyuna giriyor. Rodriguez güzel aldı. Tsubasa'ya şimdi verdi pası. Tsubasa sol kanatta hızla ilerliyor. Tsubasa Sako önünde. Ah, Sako onu geçti ama diğer rakibine gitti top. Top ayağında kalmadı. Kelly. Sinan Gümüş pas vermedi, orta yapmadı hala. Şimdi taca gitti top. Tarık ortası, Tsubasa Sako'ya çarptı.
Ladapo tehlike olabilir burada. Sako direkten dışarı. Milojevic ara pası, Ladapo Eray kurtardı. Korner, Crystal Palace kullanıyor Sako. Ama Sinan Gümüş uzaklaştırdı. Belhanda şimdi Tsubasa'ya verdi ama Kayle araya girdi. Sako, Wickham, Milojevic tehlike ama dışarı vurdu. Bak Ladapo, Eray yine kurtardı. Ve ilk yarı bitti arkadaşlar, 0-0. Radarı açmak zorunda kaldım son anlarda gördünüz. Çünkü forvet oynayınca mesela top kalecimizde ise nerede olduğumu bilmiyorum. O yüzden radarı açtık. Radarı normalde sevmiyorum ama artık forvet oynuyoruz ve radar gerekiyor bize. Çok berbat bir maç geçiyor bizim için. Galatasaray bir şans bile bulamadı burada. O Latovlevic araya girdi. Belhanda ara pası güzel Tsubasa'ya. Tsubasa şimdi Sinan Gümüş'e bıraktı. Sinan Gümüş geri verdi Tsubasa'ya. Tsubasa bir fake, bir şut, kaleci Henry. Çok güzel pozisyon yarattık kendimize ama açımız biraz dardı. Kaleci kurtardı bu sefer. Sinan Gümüş'e pas. Tsubasa da şimdi top. Tsubasa çekti. Gümüş'e verdi şimdi. Sinan Gümüş sağ kanatta bomboş. Ortası. Geri Rodriguez. Belhanda. Direğin üstünden dışarı gönderdi Belhanda. Schlapp. Uzun Lavutovlevic'i. Belhanda. Sinan Gümüş. Şimdi Tsubasa'ya verdi. Tsubasa bomboş önü. Tsubasa ilerliyor. Tsubasa ortasını yaptı. Aa, penaltı. Tsubasa'ya müdahale var orada. Umarım sakatlık yoktur. Tsubasa tam ortayı yapacaktı. 89. dakika artık. Sarı kartı yiyor Dan. Bakalım penaltıyı kim çekiyor bizde. Topun başında Younes Belhanda var. Umarım atar Belhanda. Geliyor Belhanda. Berbat bir penaltı. Nedense aklımda dedim kesin atamayacak. Yani kaleciden bile dönmedi şut. Tsubasa Sinan Gümüş'e verdi. Şimdi Tsubasa. Tsubasa şut çekecek. Ah, sol ayağına geldi. Berbat bir şut. Orada biraz daha zamanım vardı aslında. Sağ ayağımla çekmem gerekiyordu. Maalesef biz de çok kötü bir şutla maçı böyle kapatacağız. Maç bitti arkadaşlar. 0-0. Crystal Palace'a karşı puan kaybettik ama sonuçta galiba yarı finale ilerledik şimdi bu hazırlık kupasında. Bakalım, evet, Rio Avenue ile Maritimo da berabere kalmışlar. Maritimo 5 puanla birinci, biz de ikinci bitiriyoruz galiba 5 puanla. Şimdi Eibar gelmiş yarı finalde. Bir haber var. Denayer tam 7 ay uzak kalacakmış sahalardan. Çok büyük bir sakatlık, dizinde bir sakatlık olmuş. Şimdi biz Eibar'a karşı yarı finaldeyiz arkadaşlar. O maçı oynayacağız. Görüyoruz bu sefer Muslera var kalede. Tarık Çamdal, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Martin Lines, Tolga Ciğerci, Ryan Dong, Feguli, Belhander ve Rodriguez. Biz de forvetteyiz. Oldukça iyi bir kadro aslında. Bakalım Eibar'a karşı zorlanacak mıyız yoksa rahat bir şekilde kazanacak mıyız? Çünkü Crystal Palace'a karşı çok zorlandık ama son anlarda kazandığımız penaltıyı Belhanda atamadı. Aslında penaltıları bize çektirseler daha güzel olur ama artık onun için de çalışacağız. Takımın en iyi penaltıcısı olmaya çalışacağız. Bakalım bu maçta neler olacak yarı finalde. Finale gitmek istiyoruz. Bir gol daha atmak istiyoruz. Geçen maçta hiçbir şey yapamadık. O yüzden Süper Lig başlamadan biz yerimizi takımımızda ilk 11'de almaya çalışacağız. Maç başlıyor şimdi. Tarık kaptı, kaptırdı. Sergio Henrique ortalıyor. Charles süper bir şut, süper bir kurtarış Muslera'dan. Mükemmel reaksiyon. Inui'nin pası. Defansı orada. Serdar Aziz neden ayak koymuyor bilmiyorum. Golü yedik. Körü körüne yani. Gözümüzün önünde gelen toplar. Burada izleyin şimdi bakın. Serdar Aziz orada neden kayıp o topu kesmiyor. 1-0 mağlup durumdayız. Henrik.
İlk yarı bitmek üzere. Orta Charles dışarı. Tolga, Belhanda, Feguli pası berbat. İlk yarı bitti. 1-0 mağlubuz arkadaşlar. Takım güzel oynamıyor. Ben artık kendimi gerçekten Kem'e çekmek istiyorum. Yani ofansif orta sahaya. Çünkü bu şekilde ben hiç katkıda bulunamıyorum ve sıkıcı oluyor burada tek başıma böyle dolanmaktan ve sadece bilgisayarın maçını izlemekten. Ramis oynuyor. Tolga'da kaldı top şimdi. Feguli, Tsubasa top istedi. Tsubasa Belhanda'ya bıraktı. Belhanda Tsubasa'ya verdi tekrar. Tsubasa şut ve gol. Sonunda arkadaşlar, sonunda biraz topa dokunabildik ve topa dokunduğumuzda görüyorsunuz ya gol atıyoruz ya gol şansı yaratıyoruz. Ama forvette topa dokunması gerçekten zor oluyor. Burada Belhanda bize verdi. Tsubasa sol ayağıyla güzel vurdu ve 1-1 yaptık durumu. Badu, Ndiaye, Rodriguez, Ndiaye şimdi Tsubasa top istiyor. Tsubasa 3 adamın içinden geçti çıktı. Rodriguez'e verdi. Rodriguez ah geç pas istedik orada. Dani Garcia üstünde Badu Ndiaye var. Ortası Badu'ya çarptı. Ah defans tehlike. Lines Muslera uzaklaştırdı. Pedro Leon Escalante. Biz defansa artık yardım etmemiz lazım. Top son olarak şutla dışarı gidiyor. Eibar yaklaştı bastırdı son dakikalarda ama golü bulamadılar. Şimdi Muslera kale vuruşunu kullanacak. Kısa kullandı. Tehlike olabilir aslında. Ve maç sona erdi. 1-1 uzatmalara gideceğiz şimdi. Tek şutta tek gol. Yani o kadar iyi oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi uzatmalar. Direkt penaltıya geçiyoruz. Muslera. Direkten döndü. Güzel. Şimdi Badu Ndiaye. Biz ne zaman çekeceğiz abi? Ndiaye çekiyor. Ndiaye vurdu gol. Güzel. Peña topun başında. Muslera bunu kurtarırsa büyük avantaj yakalarız. Peña attı bu sefer. Ters yatırdı Muslera'yı. Şimdi Fernando. Abicim bize de çektirin yani. Fernando geliyor. Dışarı vurdu direkt. Avantajı yitirdik. Şimdi Garcia. Garcia. Gol. Mariano. Defans oyuncuları çekiyor. Biz hala çekemiyoruz. Mariano kaçırmadı. Güzel. Şimdi topun başında Sergi Enric. Sergi Enric sakat geliyor. O da attı. Şimdi sıra bizde arkadaşlar. Kritik. Maçta kritik an. Sağa doğru çekeceğiz ve gol. Tsubasa kaçırmıyor. Penaltılarımız yükseldi burada. Güzel oldu. Şimdi bunu kurtarırsa Muslera güzel olacak. Muslera süper kurtardı. Şimdi kim bu? Belhanda. Geçen maçta penaltıyı kaçıran Belhanda. Bunu da kaçırmıyor ve finale yükseliyoruz arkadaşlar. Zar ve zor tek şutla finale yükseldik. Yani güzel güzel bir futbol oynamıyoruz ama finale yükseliyoruz. Bakalım finalde ne yapacağız? Bu hazırlık turnuvasını forvet olarak kapatacağım. Ve ardından bakalım kendimizi ofansif orta sahaya mı çeksek, forvet mi kalsak? Süper Lig'de de belki birkaç maç yaptıktan sonra o belli olacak. Sizler ne yapmamı istiyorsunuz onu da yorumlara yazın. Forvet mi kalayım yoksa ofansif orta sahaya mı geçeyim? Şimdi finale Kievo'ya karşı finale kaldık. Onlar da Maritimo'yu 3-2 yenmişlerdi. O maça geçeceğiz ve bu bölümü o şekilde kapatırız artık. Şimdi hazırlık kupasında finaldeyiz. Kievo'ya karşı oynayacağız. Bu maç son maç olacak bu bölümün. Tsubasa Ozora'nın tekrar kariyeri başladı. Piyango'dan Galatasaray çıktı Tsubasa'ya. Artık bu şekilde devam ettireceğiz. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bu arada. Neleri farklı yapmamı istiyorsanız onu da yorumlara yazın. Artık Galatasaray'da forvet olarak mı devam ederiz yoksa ofansif orta saha mı olarak devam ederiz? Süper Lig'de birkaç maç yaptıktan sonra onları da
karar vereceğim ama siz de tavsiyelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi final maçına geçtik. Kievo'ya karşı henüz sadece bir gol atabilmişiz maçlarımızda. Bu maçta daha gollü bir maç çıkarmak istiyoruz. Hak ettiğimiz bir maç olsun, yani hak ederek kazanalım. Geçen maçta zar zor penaltılarda bir şutla kazanmıştık. Bu maçta daha farklı, daha net bir şekilde kazanmak istiyoruz. Lines, Tsubasa'yı buldu. Rodriguez, Fernando. Rodriguez, Tsubasa sol kanatta. Tsubasa ilerliyor. Tsubasa ortasını yapacak. Ceza sahasının dışarısına Tolga Ciğerci'ye verdi. Belhanda, Tsubasa. Plase defansa çarptı. Sorrentino uzaklaştırdı şimdi. Fernando. Tekrar bizde Tsubasa, Tolga. Tsubasa'ya verdi. Tsubasa şut, Sorrentino. Aslında orada Tolga kaçıyordu. Onu verseydik daha iyi olurdu ama artık şutu çektik. Belhan da kaptırıyor kötü bir şekilde. İngilese, Lines. Tehlike. İngilese'nin şutu az farkla dışarı gitti. Tolga. Feguli. Tsubasa. Tsubasa. Önü bomboş. Ah! Süper gol. Orada ben sandım kaleci Sorrentino yetişecek ama Tsubasa mükemmel bıraktı Belhanda'nın önüne. Ben onun çok hızlı bıraktığını sanmıştım pası. Ama Belhanda yetişti kaleciden önce ve gola attı. 1-0 öndeyiz. Tsubasa bir asist daha yapıyor burada. Görüyorsunuz Feguli Tsubasa süratle gidiyordu, ona bıraktı. Defansı üstüne çeken Tsubasa Belhanda'yı boş bıraktı o şekilde ve pası Belhanda güzel bir gol attı böyle kaleciden önce. 1-0 öndeyiz. Etemay ortalıyor, tehlike olabilir. Mariano kafayı vurdu. Karambol. Top Muslera'da kaldı. Muslera oynadı. Tsubasa'ya doğru. Tsubasa çaldı. Tsubasa bir ara pası daha. Aa, bu sefer Feguli'ye gitti. Belhanda. Gol. Aa. Offside. Evet, Belhanda orada offside'dı. Tsubasa'nın pası neden Feguli'ye gitti onu da bilmiyorum ama şimdi Belhanda Tsubasa ile oynadı. Feguli. Belhanda. Feguli. Kontrolü kötü. Maggiorini ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. İkinci yarıda da bu futbolu devam ettirmeye çalışacağız. Ben bir şey hatırladım şimdi. Biz Tsubasa Ozora kariyeri yaptığımızda Japonya'da dünya klasında oynuyorduk. Bu sefer efsanevi de oynuyoruz. O yüzden biraz daha zorlanıyoruz. Ama bu şekilde de sonuçta yenmeyi başarıyoruz arada sırada. Şimdi Tsubasa. Temay alabilir miyiz? Alamadık. Şimdi aldı Feguli. Ara pası Tsubasa kaçıyor sol kanatta. Tsubasa'nın önü kapalı. Rodriguez, Belhanda, Tsubasa'ya güzel verdi. Tsubasa kalecini karşı karşıya Sorrentino kurtardı. Orada geri Rodriguez geri çekildi. Ben ona pas vermeyi planlıyordum ama Selçuk İnan. Şimdi büyük boşluk var. Tsubasa. Tsubasa önü bomboş Tsubasa'nın. Tsubasa. Tsubasa gidiyor. Tsubasa gitti. Ah, Gamberini'ye tek defansa takıldık. Fernando orada pası vermedik. Tsubasa. Tsubasa şut. Az farklı dışarı. Orada aslında pası verseydik tekrar isteyebilirdik. Ben orada bencillik yaptım ve pozisyonu berbat ettik. Bursa, İngilese ortasını yaptı. Muslera yumrukluyor. Castro, Hatemay. Şimdi boşluk yine var. Belhanda, Tsubasa yine önü boş. Defansı geçebilecek mi? Gamberini yine yanında. Döndü. Tsubasa pasını verdi Belhanda'ya ve gol. Süper gol. Belhanda'yı böyle kucaklıyor Tsubasa. Ve asistimizi yapıyoruz. Yine asist Belhanda'ya. 2 asist. Belhanda'nın da 2 golü var. Güzel vurdu Belhanda. Bu sefer bencillik yapmadık ve golü bulduk. Finalde maçın son anlarında 83. dakikada Belhanda 2-0 yaptı. Bir sağ. Kievo atak yapıyor. Bir sağ. Serdar Aziz ayak koydu. Top kornere gitti. Kaleci de çıktı şimdi. Kalesinde yok.
Biz şöyle uzaklaşalım. 9.0 puanımız var. Top bize gelirse tehlike olabilir. Evet, şimdi bize geldi. Tsubasa ceza sahasından ileri geçebilirse, geçemedik. Ah, çünkü oradan şut çekseydim kaleyi bulmazdı diye düşünüyorum. Gamberini 8.9'da bitirdik maçı arkadaşlar. 2 asist. Kupayı kazanıyoruz. Hazırlık kupasında 2 asistle bitirdik. Bu da bizim için büyük bir pozitif. Artık Süper Lig'de ilk 11'e girmemiz kesin diye düşünüyorum ama ne olur ne olmaz bilmiyoruz. Artık Galatasaray gibi bir takımda ilk 11'e girebiliyor muyuz? Hiç oynamadım böyle güzel bir takımda, güçlü takımlarda oyuncu kariyeri. Görüyorsunuz burada Şampiyonlar Kupası'nı aldık. Ve şampiyon olduk arkadaşlar. 8.0, 2-0 kazandık Kievo'ya karşı. En güzel maçımız bu oldu. Böyle bu şekilde oynasak forvetle sorunum yok. Forvette oynarım. Ama yani Galatasaray topu alamadığı maçlarda forvette çok can sıkıcı oluyor. Şimdi ilerleyelim Süper Lig'de, bakalım bize ilk 11 şansı olacak mı? Onu göreceğiz. Ondan sonra bölümü sonlandıracağız. Bakalım şimdi. Galatasaray'ın yeni kahramanı diyor haberlerde Tsubasa için. Süper. Bir antrenman daha yapalım. Antrenmanda bitiriciliğimiz yükselebilir. Sol tarafta ilk baştaki antrenmanımıza dikkatle bakıyoruz. Evet, bitiricilik yükseldi. Atak pozisyonu ve şut gücümüz yükseldi. Neredeyse 68'e geldik Tsubasa'yla. Bu arada antrenmanda bir sakatlık olmuş. Selçuk İnan 3 hafta yokmuş. Sorun yok zaten Selçuk İnan'a. İhtiyacımız yok herhalde. Evet, Süper Lig'in ilk maçı geliyor Kayserispor'a karşı. Bakalım Kayseri'de sucuk mu yiyeceğiz yoksa yedirtecek miyiz? Pastırmalar ne durumda? Şimdi Igor Tudor bizden bir sonraki bölüme 7.0 puan istiyor. Bir gol atmamızı istiyor bu 4 maçta. Yani bir gol de aslında az bizim için. Görüyorsunuz maçlarımızı: Kayseri, Başakşehir, Beşiktaş, Sivasspor. Ve şutlarımızın en azından %13'ünün gol olmasını istiyor bizden. Biz önce bir oyuncumuzu da göz atalım. Şöyle formalarına falan bakalım. Kramponlarını değiştirelim. Kramponlar berbat. Bu şekilde olmaz. Kırmızı formanın altına açık renkli bir krampon gider diye düşünüyorum. Şöyle sarı gidebilir, formaya uyar, ya da yeşil gidebilir. Bizde bütün kramponlar yok ama artık bulacağız bir krampon. Oo, sarı siyah, yani turuncumsu bir sarı siyah Nike kramponu var, onu da alamıyoruz. Bunu alabiliyoruz. Geçen seferki kramponlarımızla devam edelim. Bunlar oldukça güzel bence. Under Armour açık yeşil çok görünüyor, parlıyor. Formamızı şöyle dışına çıkartalım. Bir de biraz zayıf olsun. Şöyle daha sıkı bir forma, daha modern. Altta uzun kollumuzu giyelim. Eldiven taksak mı? Eldiven takalım. Hangi renk yapsak acaba? Kırmızı yapalım, formaya uysun arkadaşlar. Tsubasa'yı bu şekilde bırakalım ve bölümümüzü sonlandıralım artık arkadaşlar. Bir dahaki bölüme Süper Lig'e başlayacağız Kayserispor'a karşı. Biliyorsunuz Tsubasa piyangodan Galatasaray çıktı. Ben yani isteyerek seçmedim. İsteyerek hiçbir takım zaten seçmeyecektim ama Galatasaray çıktı piyangodan, adil bir şekilde yapmak için. Galatasaray'da kariyerimize devam edeceğiz artık. Tsubasa görüyorsunuz 20 yaşında ve bakalım neler yapacak Türkiye'de. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da yazmayı unutmayın. Beğendiniz mi? Tsubasa kariyerinin devamını istiyor musunuz? Onu da yazın. Abone değilseniz, beni yeni keşfettiyseniz abone olun. Her gün yeni oyun videoları çıkıyor. Tam gaz devam ediyoruz. Call of Duty videosu çıktı. İkinci bölümü çıktı. Onu da izlemeyi unutmayın. Linki hemen aşağıda var, açıklamada. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.